Cumhuriyet Halk Partisi Samandağ Merkez Seçim Bürosu görkemli bir törenle açıldı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Merkez Seçim Bürosu'na Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Antakya Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Servet Muluoğlu katılım gösterdi. Antakya'ya verdiği hizmetler gün yüzü gibi ortada olan Başkan Savaş'ı, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görmenin mutluluk verici bir durum olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, partililerinin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi özellikle Hatay'da da kimsenin hakkını yemeden, halka hizmet eden vizyon sahibi bütünleştirici bir adayla yola çıktığını ifade etti. Biz ve sizler, halkımız bölgede savaş istemiyor. Biz her zaman barış diyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal'in bizlere emanet ettiği yurtta sulh, cihanda sulh şiarı bizim politikalarımızın temelini oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Başkan Savaş'ın Antakya'da ortaya koyduğu hizmet profili ve toplumsal barışa verdiği büyük katkıların Hatay'a yayılması bakımından tüm vatandaşları 30 Mart'ta sandık başına giderek oy vermeye davet etti. Hizmet onların işi. Biri Samandağ'a 5 yıldır hizmet etmiş, kendisini ispatlamış. Biri de Antakya'ya 5 yıldır hizmet etmiş, kendisini ispatlamış. Artık onların bugüne kadar yaptıkları belli. Bundan sonrası da bir takdirini bir 5 yıl daha vereceğiz onlara, bir 5 yıl daha. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Başkanı Servet Muluoğlu da Başkan Savaş'ın bütünleştirici toplumsal barışa katkı sunan ve ayrım gözetmeksizin hizmet eden yanına dikkat çekerek önümüzdeki yerel seçimlerin Hatay'ın kaderini değiştirebilecek önemli bir seçim olacağı vurgusunu yaptı. Hatay'da biz binlerce yıldır kardeştik, binlerce yıldır kardeşle yaşamaya devam edeceğiz. İşte bu bilinçle Sayın Lütfü Savaş binlerce toplantı yaparak Hatay'daki kardeşlik ikliminin bozulmaması için çok ciddi çaba sarf etti. Sık sık sloganların atıldığı seçim bürosu açılışında konuşan Başkan Lütfü Savaş ise zafere giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini kaydederken Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin farklılıkları bir zaaf olarak gören, ayrımcılık meraklısı bir zihniyete teslim edilmeyeceğini ve bu amaçla aday olduğunu söyledi. Vatan ve bayrak üzerinden şahsı ve mensup olduğu parti hakkında iftira atan kişilere en iyi cevabı 30 Mart günü halkın sandıkta vereceğinden emin olduğunu ifade etti. Biz bize düşeni yaptık. Bu şehirdeki kardeşliği ilerletmek, devam ettirmek, sevgi ortamını devam ettirmek, renklerimizin birbirine bakış tarzında sevgi dışında herhangi bir şey düşünmemek için her şeyi yaptık. Ama sadece biz yapmadık. Hatay'ın bütün renkleri her kademesindeki insan yaptı bunu.